pek... Şimdi ne zaman bir film çıksa, sizin bir film, hemen böyle bir tokuşturma başlıyor. Vay işte, evet. Şahan'ın filmi şöyle, o ona bilmem ne yaptı işte. Yani, bir, yani o... böyle bir paket var. Cem Yılmaz bir film yapıyor, hemen arkasından bir polemik başlıyor. İşte Şahan şunu dedi, o bunu dedi. Bunları çok ciddiye alıyor musun? Ben kafaya aslında, takıyor musun? Yok, yani kişileri, şey mi? Yoksa ya yani, işte bu da işin bir parçası. Bunu yapınca bu oluyor. Valla senin programın aklı başında bir izleyicisi olduğu için burada net söyleyeyim. Benim bu işi yani aşkla yaptığım için, bu işe gönül vermiş, bu işi kalpten yapan hiçbir kardeşle, arkadaşla bir sorunum olamaz. Yani bu yani artık bir noktadan sonra komik bir şeye dönüştürüldü. Yani benim böyle bir durumum yok. İnsanların başarılı olması için ben elimden geleni yaptım, yaparım, yapacağım da zaten. Yani en basit bir kırıntı, yani bütüne hizmet veren, demin söylediğim emeli, amacı paylaşan herkesin ben başarılı olmasını isterim. Bu Şahan olur, Ata olur, Beriki olur, öteki olur. Yani birinin başarısı benimle, yani benim başarım gibi sevinirim. Ama onun dışında emeller, amaçlar bazen farklı olabiliyor. Bu curcuna da kaynaması insanın tabii hoşuna gitmiyor. Doğrusu ben yani filmlerim ilk çıkış noktam için söyleyeyim. Yani birinle, benim önceki jenerasyonumdaki hiçbir ustayla, abiyle, arkadaşla yarıştığı hayalinle yaşamadığım için kimsenin de benim kimseyle yarışmadığımı bilinçli tüketicinin, bir sinema yazarının, bir sinema takipçisinin bilmesini isterim. Çünkü bir emelimiz var, insanları güldürmek, eğlendirmek. Bu böyle bir yarış değil. Hem insanların, çünkü bizim filmlerimizden daha çok izlenen filmler yaptı bir sürü insan. Komedi filmleri yaptı. Bırak onların da başarısını kutlasınlar canım. Devamlı benimle ilgili, Cem ne diyor bu işe diye, ben bir referans noktası değilim. Çünkü o zaman devamlı hepimizi İsmail Dümbüllü'ye sormaları gerekiyor. Yani bununla ilgili bir meselemiz yok.